Sevgili dostlar, bugünkü konumuz belirlilik ve belirsizlik. Doğada hem belirlilik var hem de belirsizlik var. Belirsizliği mesela depremlerde görüyoruz. Kimse depremin ne zaman olacağını tahmin edemiyor. İşte tsunamiler oluyor, fırtınalar ortaya çıkıyor. Değişik değişik belirsiz olaylarla karşılaşıyoruz. Ama öte yandan doğada bir de belirlilik var. Yani kendine göre tespit edilmiş olan ve hesaplanabilen durumlar oluşuyor. Demek ki belirlilik ve belirsizlik beraber el ele giden ve birbirini izleyen olaylar. Yani belirsizliğin ardından belirlilik, belirliliğin ardından da belirsizlik ortaya çıkıyor. Klasik fizikte belirliğe determinizm denir. Determinizm, yani bir şeyin başlangıç şartlarını biliyorsak onun zaman içindeki gelişmesini de hesaplayıp bilebiliriz demektir. Bu inanca dayanır determinizm. Ve klasik fizik tamamen determinist bir fiziktir. Yani hiçbir belirsizlik içermez, her şey belirli kurallar ve yasalar çerçevesinde gelişir. Einstein'ın görelilik kuramı da gene determinist bir kuramdır. Orada da zamanın sürekli olduğu, mekanın ve zamanın dört boyutlu bir oluşum meydana getirdiği, işte buna dört boyutlu bir manifold adı veriliyor. Ve bu dört boyut oluşum içinde, evren yapısı diyelim buna, bu yapı içinde her şey belirli şartlarla, belirli yasalarla hareket ediyor ve oluşuyor. Fakat kuantum bunu kabul etmiyor. Diyor ki kuantumda belirsizlik var. Yani mikro dünyaya indikçe, gittikçe daha fazla belirsizlik ortaya çıkıyor. Özellikle çok küçük boyutlara indiğimizde, mesela Planck boyutu diye bir şey var. Planck boyutu 10 üzeri eksi 35 metre. 10 üzeri eksi 35 metre ne demek? Milyarda birinin milyarda birine metrenin inildiğinde, o kadar küçük boyuta inildiğinde artık her şey belirsiz oluyor. Ve buna kuantum flüktüasyonları veya kuantum titreşimleri deniyor. Yani esasında doğa o boyutta titreşiyor. O boyutta her şey var olup yok oluyor. Aynı deniz dalgaları gibi düşünebilirsiniz. Var olup yok oluyor. Var olup yok. Fakat bu var olup yok olma o kadar süratli, o kadar kısa süreli gelişiyor ki biz hiçbir şeyin farkında değiliz ve o açıdan her şeyin sürekli olduğu ve belirli olduğu görüşüyle kendi kendimizi adeta yanıltıyoruz. Bu bizim biraz da beş duyumuza bağlı bir olay. Bizim beş duyularımız, yani görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularımız limitli, sınırlı duyular. Bunların belli bir limiti var. Yani görmek, mesela ultraviyole ışığı göremiyoruz veya kızıl altı ışığı göremiyoruz. Ve ses olarak da öyle. Ultra ses denilen yüksek frekanslı sesleri duyamıyoruz. Demek ki her şeyde beş duyularımız limitli. Biz insan türü olarak bir takım böyle sınırlarla oluşmuş ve doğmuş ve yaşamımızı sürdürüyoruz bu şekilde. Bu bizim yaşamımızı sürdürmemiz için yeterli. Başka türlü şeylere gerek yok. Mesela yarasalar karanlıkta ses çıkararak ve bu sesin geri yansımasıyla mesela bir böceğin, bir kelebeğin veya herhangi bir böceğin havada nerede olduğunu bilebiliyor görmeden. Onda da ayrı bir ses yeteneği var. Demek ki insanların ve bütün canlıların kendilerine göre görme yetenekleri var veyahut da duyularının limitleri var. Bizim limitimiz de belirlilikle sınırlı. Belirsizliği bir türlü kavrayamıyoruz. Nitekim Fransız fizikçi ve matematikçi Pierre Marquis de Laplace, asil bir adam bu adam. De Laplace olduğu için asil. Kendisi 1749 ile 1847 yılları arasında yaşamış Fransa'da, Paris'te. Ve şöyle demiş: evrende bulunan bütün parçacıkların yerlerini ve onları etki eden kuvvetleri bilirsek, evrenin geleceğini belirli bir şekilde hiç tartışmasız olarak bilebiliriz. İşte bu o dönemin, yani 1700'lerin belirlilik inancı. Bu kadar kesinlik içinde her şeye bakıyorlar. Oysa ki zaman içinde, yani 1900'lerden itibaren kuantum kuramının gelişmesiyle birlikte belirsizlik de ortaya çıktı. Nitekim kuantum kuramı olayları olasılıklarla tanımlar. Yani bir elektronun diyelim yerini kesin olarak bilemeyiz. Ya çok iyi biliriz yerini, o zaman nereye gittiğini, yani momentumunu, hızını
bilemeyiz yeteri kadar kesinlikle. Veyahut da hızını bilirsek de bu sefer yerini saptayamayız. Buna Heisenberg'in belirsizlik ilkesi denir. Heisenberg 1937-38 yıllarında bu ilkeyi ileri sürmüş ve bunu matematiksel olarak da kanıtlamış. Ve demiş ki biz evrene ne kadar ileri bir teknoloji geliştirsek, ne kadar mükemmel aletler oluştursak dahi bizim ölçümümüzün, ölçüm denilen olayın bir sınırı var. Ve bu sınır belirsizlikler içeriyor. Yani bir noktada bazı şeyleri çok iyi bilebiliriz ama bazı şeyleri bilmek bir başka şeyin bilinmezliğini arttırıyor demiştir kendisi. İşte buna Heisenberg'in belirsizlik yasası denir. Heisenberg 1901 ile 1976 yılları arasında yaşamış bir Alman fizikçidir ve kuantuma çok büyük katkıları olmuştur. Nitekim bu belirsizlik ilkesini de 1927 yılında ileri sürmüştür. Ve burada da kuantum titreşimlerinin nasıl mikro alemden çok küçüğe inildiğinde nasıl belirsizliklerin ortaya çıktığını da bu resim bize gösteriyor. Ve bu mesafe de Planck mesafesi. Planck mesafesi de 10 üzeri eksi 35 metre gibi çok kısa bir mesafe. Şimdi parçacıklar nedir esasında? Parçacıklar nedir? Eğer parçacık ve dalga ikilemi varsa, yani bir parça dediğimiz nesne hem dalga hem de madde denilen bir olaydan iki kavramla ve iki özellikle bizim karşımıza çıkıyorsa, o zaman şunu söylememiz lazım. Her şey hem dalgadır hem parçacıktır. Ne sadece parçacıktır ne sadece dalgadır. Ve dalga olarak baktığımızda da hemen karşımıza belirsizlik çıkıyor. Neden belirsizlik çıkıyor? Çünkü dalganın sınırları belli değildir. Parçacığın sınırları kesinlikle bellidir. Yani diyelim ki bir şey aldığınız vakit, bir top aldığınız vakit top nerede başlar, nerede biter bilirsiniz. Ama bir dalgayı düşünürseniz, yayılan bir dalgayı, onun nerede başlayıp nerede bittiğini bilemezsiniz. İşte bu resimde ben de size titreşen enerji alanı içinde parçacıkların yerel yoğunluklar olduklarını, yani titreşen dalgalar olduklarını ve bu dalgaların da yerel olarak yoğunlaşarak bir parçacık gibi bize belirdiklerini gösteriyorum. Ve diyorum ki parçacıklar her ne kadar belirgin olsalar da dalga olarak görüp anlamaya çalıştığımızda belirsizlik ortaya çıkıyor. Çünkü onların nerede başladığı, dalganın nerede bittiği o kadar da kesin değil. Fakat bir enerji alanının varlığını da kabul etmek gerekiyor. İşte klasikle kuantumun farkı da aynı zamanda mantıkta karşımıza çıkıyor. Klasik fiziğin mantığı ya veya mantığıdır. Çünkü bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ya vardır ya yoktur. Ya şuradadır ya buradadır yer olarak. Şimdi kuantum öyle demiyor. Kuantum diyor ki hem oradadır hem buradadır. Kesinlik yok. Belirsizlik var. Ve belirsizlik olduğu için de yeni bir mantık gerekiyor ve bu mantığın adına da hem mantığı diyoruz. Hem mantığı mesela parçacıkları hem dalga hem de parça olarak tanımlayabiliyorsak burada artık ya veya mantığı ile olayı anlayamayız ve çözemeyiz. Onun için kuantum hakkında konuşan fizikçiler demişlerdi ki kuantumu anladığını zanneden insanlar bile anlamamışlardır. Neden bunu söylemiştir? Mesela Richard Feynman demiştir. Neden demiştir? Çünkü klasik fizik mantığıyla ve klasik fiziğin ayrımcı ya veya bakışıyla olaylara bakarsak kuantumu anlayamayız. Ama hem mantığıyla olaylara yaklaşır ve kuantum o mantıkla anlamaya çalışırsak o zaman her şey çok daha kolay ve anlaşılır oluyor. Nitekim klasik ve kuantum farkını da şu grafikte size gösteriyorum. Klasikte iki eksen düşünün. Bunlar işte birbirlerine dik 90 derecelik eksenler. Biri üzerinde yapılan ölçüm öbürü üzerinde iz düşümü yapmaz, göstermez. Niye? Çünkü dik olduğu vakit onun ancak iz düşümü sıfır noktasındadır. Diğerinin de ancak iz düşümü sıfır noktasındadır. Fakat kuantum için böyle bir durum yok. Mesela iki dalga düşünelim. Sıfır ve biri tanımlayan iki dalga fonksiyonu. İki fonksiyon diyelim buna. Yani iki matematiksel tanım yapalım. Ve bunlardan birinin özelliğine A diyelim, öbürünün özelliğine B diyelim.
ve bunların ortaya çıkması ve kuantum olarak tanımlanabilmesi, yani olasılık olarak, probabilite dediğimiz P ile belirtilen olasılığı hesaplayabilmek için A kare artı B kare şeklinde, yani hipotenüs üzerindeki uzunluğu ölçmemiz gerekir. Ve biliyorsunuz ki hipotenüs daima bir dik üçgende iki dik kenarın karelerinin toplamıdır. Şu halde neden mutlak değerlerin toplamını alıyoruz? Burada gördüğünüz gibi bu iki dik çizgi zaten mutlak değer belirliyor. Sebebi de A ve B'nin kompleks olabilmeleri, yani sanal olabilmeleri gerçeğinden ortaya çıkıyor. Yani sanal bir gerçeklik var ama biz bu sanal gerçekliğin karesini alarak, mutlak değer karesini alarak sanalı bir kenara atmış oluyoruz. Sadece gerçel ve gerçek olan, gerçellikten veya gerçeklikten ancak söz ediyoruz ve onun hesabını ortaya çıkarabiliyoruz. Yani kuantum kuramı sanalı bir bakıma reddediyor. Bir bakıma onu inkar ediyor veya onu görmezden geliyor. Halbuki sanal diye bir gerçeklik var. Nitekim bu A ve B katsayıları dediğimiz katsayılar, ki yani fonksiyonun katsayılarıdır, bunlar sanal sayılar. Ve işte sanal bir dünyanın varlığını da kabul etmek durumundayız. Onun için insan da hem tin hem bedendir. Nasıl ki parçacıklar hem dalga hem parça iseler, insan da hem tin hem bedendir. Beden onun parçacık özelliğini tanımlar, ifade eder. Tin de onun zihinsel veya ruhsal özelliğini ifade eder, tanımlar. Yani tin dalgasal yapımızdır, beden de bizim parçacık yapımızdır. Dalgasal yapımız nasıl oluyor? Yani bizim bir dalgasal yapımız var mı? Evet, var. Bizim bir enerjimiz var ve bu enerjiyle iletişime geçiyoruz etrafa. Yani konuştuğumuz vakit ne yapıyoruz? Bir enerji dalgası yayınlıyoruz. Bakıp da gördüğümüz vakit bir enerji dalgası gözümüze geliyor, çarpıyor. İşittiğimiz vakit bir ses dalgası, o da bir enerji dalgasıdır. Bütün bunlar enerji dalgalarıdır. Ve enerji dalgalarıyla biz varlığımızı sürdürüyoruz. Doğal olarak o zaman biz hem enerjetik bir varlığız hem de bir bedensel varlığız. Bunu da kabul etmek durumundayız. Şu halde insanı yeniden tanımlamak gerekirse, insan hem bağımsız bir bireydir hem de enerji bağıyla bağımlıdır. Ve bu enerji bağı da kültürden oluşur. Yani kültürümüz veya yapımız hem doğal yapımız, bedensel yapımız, hem de kültürel, yani bir çeşit tin olan yapımız bizi bağlar. Ve bu ikisi bizi oluşturur. Yani insan bu ikisinin bileşkesinden oluşmuştur. Toplamından değil, bileşkesinden oluşmuştur. Bir vektör gibi düşünebilirsiniz. Ve insan kültürü hem etkiler hem de ondan etkilenir. Etkiler, neden etkiler? Mesela bir bilim insanı yeni bir fikir ortaya attığında ve bu bir fikir kabul gördüğünde dünya bambaşka bir şekilde anlaşılmaya başlar. Eskiden mesela dünya merkezde ve güneş etrafımızda dönüyor derken başka bir dünya görüşü vardı. Sonra güneş merkezde, dünyanın etrafında dönüyor dediğimizde de bambaşka bir dünya anlayış ve görüşü ortaya çıkıyor. Demek ki insan hem bilimle hem sanatla anlayışını değiştiriyor, kendi görüşünü değiştiriyor ve kültürünü değiştiriyor. Dolayısıyla yaratıcı insanlar çok önemlidirler ve yaratıcı insanlar hem kendilerini geliştirirler hem de kültüre ve topluma faydalı olurlar. Bu açıdan yaratıcı olmakta yarar vardır ve yaratıcılığı da desteklemekte yarar vardır. Teşekkür ederim.